Mecliste Millet İttifakı sürer mi? İmamoğlu çünkü hassas konularda tabii uzlaşı aranacak, bulunacak. Deva Partisi lideri Sayın Babacan'ın anayasa değişikliği konusunda AK Parti ile ortak çalışabiliriz gibi cümleleri olmuştu. Şimdi ondan önce İmamoğlu ile ilgili tabii söyleyeceklerimi tamamlayabilir miyim? Parmak hesabıyla sayamayacağınız bir rakam söyleyeceğim şimdi size. Sayın Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yaş farkını hatırlayan var mı? Ben akşam merak ettim ve baktım. 55 doğumlu Sayın Yavaş, 71 doğumlu Sayın İmamoğlu. Evet. Aralarında 16 yaş var. 16 evet. Yaş. 1. 2. Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki yaş farkı 1. 1954 doğumlu Sayın Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş 55 doğumlu. Evet, evet. Bence hani Ekrem İmamoğlu genç diyoruz filan da Tayyip Bey'in 51 doğumlu zannediyorum. Tayyip Bey'in yola çıktığı zamandaki yaşını bir hatırlarsak 2000'li yılların başından itibaren. Hani nereden alabiliriz onu? Fazilet Partisi Kongresi'nde Abdullah Gül'le Recai Kutan'ın yarıştığı yer biraz aslında bir dönüm noktası. İmamoğlu 73 doğumlu mu dediniz? 71 doğumlu. 71 doğumlu. 71. Aha. 51 yaşında. Tamam. Sayın Yavaş. Mansur Yavaş 68 yaşında. 55 doğumlu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı 54 doğumlu. Evet. Tabii tabii. Evet. Şimdi. Yani Mansur Yavaş aslında siyaseten yaşlanan bir lider yaş olarak. Ekrem İmamoğlu ise daha genç bir lider. Şimdi bir profil çizdim, bir tablo çizdim. Şimdi başka bir yere getireceğim bunu. Ya şimdi mesela şöyle bir şey değil mi? Bir değişim iddianız var Türkiye gibi bir ülkede. Öyle değişimi de çok kolay olduğu, herkesin de hani herkese değişimi, insanlar cep telefonu değişimi falan gibi algılıyorlarsa sorun yok. Bu Türkiye'de bayağı iyi bir alışkanlık yani tırnak içinde. Herkes çok kolay elektronik cihazlara böyle bir ilgi gösteriyor. Ama gerçek anlamda bir değişme toplumu kolay çok, değil bu arada artık çok, telefon göstermek. Neyse bu dönemde değil tabii ki. Ama yoksa bizim o konudaki tüketim alışkanlıklarımızı tablolar halinde bakarsanız durum vahim yani. Çok tüketeceğiz evet. Ama fakat değişimle ilgili büyük bir iddiada bulunuyorsunuz. Değişim iddiasının toplumsal karşılık bulmasının pek de kolay olmadığı bir ülkede yapıyorsunuz bunu. Bunu ayrıca tartışabiliriz. Ama genel başkanınızın size çizdiği rotadan bir türlü çıkamıyorsunuz. Şimdi bir değişim iddiası şu değil midir? Mesela Fazilet Partisi'nin o kongresinde 500 küsür Abdullah Bey almıştı. 600 küsür de Sayın Recai Kutan oy almıştı. Kaybettiler ama kazandılar. O zaman yenilikçiler için söylenen buydu. Bu çok önemli bir tarifti. Sonrasında zaten Sayın Erdoğan'ın yasaklılığı oldu vesaire oldu. Ama hiçbir zaman kendi geldiği geleneğin siyasi partisinin ya da genel başkanının çizdiği rotada durmadı. Ya Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmek ne demek? Çok erken değil miydi? Yani Ekrem İmamoğlu niye erken çünkü yaşlarını o yüzden söyledim daha zaten. Yeni başladın, hep şöyle dendi. Daha yeni başladı, daha yeni İstanbul Belediyesi'nde bir ne yapacağını görelim. Ne kadar hevesli Cumhurbaşkanı olmaya. Belki biraz daha işte o demlenme sürecini beklemiş. Tamam bu sefer ben bana biçilen rolü kabul edeyim ki daha doğru zamanı bekleyeyim demiş olamaz mı? Size biçilen rolü siz tayin etmediği ya da siz tarif etmediyseniz ve bu size genel başkanınız ya da partiniz tarafından bir şekilde dayatılmışsa, üstelik istediğiniz çerçevede bunu alamamışsanız, kendi partinize, partinizin istediği anda teslim olacak ve o değişim bayrağını açabilecek bir lider profili veremezsiniz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yaşla ilgili hatırlatmama gelince, burada matematiğe ihtiyacım var. Sayın Cumhurbaşkanı 54 doğumlu, 2000'i hesap edersek 2000'de kaç yaşındaydı Sayın Cumhurbaşkanı? 46. Sayın İmamoğlu şu an 51 yaşında. Yani bu demlensin, tecrübe kazansın bilmem ne, ya bu işlerin dibi tutar siyasette, öyle derler. Ya bir an önce harekete geçmeniz gerekir. Ve o hareket alanınızın da bağımsız olması gerekir. Dibi nasıl tutuyor? Yani zamanı geçiyor diyelim biz ona. Ya bir de şöyle bir şey yok mu mesela, yani katkı anlamında Sayın Erdoğan az önce 2000 kongresinden bahsettiğiniz öncesi de var partisi, aslında. Daha öncesi var. Evet. Bir düşünsel mirasında takipçisi olarak kendisini konumlandırıyor. Değişim hareketi mesela evet. 2000'deki İmamoğlu'nda böyle bir refleksi yok ama. Şu var ama İmamoğlu'da toplumun değişim talepleriyle örtüşen bir çıkış yaptı. Ama Karadenizliliğinden, ama ortaya koyduğu profilden, ama çok sayıda insana hitap edebilme tarafından. Yani bunun bir şeyi var. Ama diyorsun ki yani bu zaman olarak çok sünerse, evet, çok uzarsa onun da bir anlamı kalmaz. Ben halk diliyle konuştuğum için onları sünmek çok ancak öyle ifade edebiliyorum. Sünmek gibi. De yeterince sünmek halk dili. Ama yani gerçek şu ki bu konularda harekete geçmeniz gereken zamanda harekete geçmezseniz, bir hikayeyi taklit ediyor da olsanız, hikayeniz kendinize ait orijinal gibi görünse de toplum sizin gereken zamanda gereken çıkışı yapacağınıza inanmaz. Siz Sayın şunu İmamoğlu, mu diyorsunuz? Bu inandırıcılığını... Yani bir çıkış yapılacaksa artık bu zamanda bu hafta mı yapılmalı. Mesela, özetle. Mesela çünkü yani kongreymiş efendim kongre. Kongre ise Sayın İmamoğlu adım atsın kongrede korakor kavga etsin. Orada kazanıp kazanmaması, kaybetmemesi değil. Oraya çıkabilmesi önemli olan. Ama genel başkanım öyle dedi. Genel başkanımın sağında ben, sonunda Mansur Yavaş, biz değişimciyiz.
bu hikayenin satın alıcısı olmaz. Benim kanaatim böyle. Bir şey bu daha. Millet İttifakı sürer mi mecliste? Ortak çalışırlar mı? Soruma da onu da istersen. Parmak hesabı çalıştım geldim. Evet, bu şekilde. Ya şimdi burada dün dedim ki Cumhurbaşkanı en zor seçimini kazandı. Fakat karşısında da mücadele anlamında söylüyorum. En parçalı ve en kolay mücadele edeceği nitelikte bir muhalefet var. O kadar parçalı ki Cumhuriyet Halk Partisi, Artı 4 Parti, Yeşil Sol Parti, TİP ve İYİ Parti. Arada başka bir bölünme olur mu bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı 2, 4, 6, 7, 8 parti var. Evet. Şimdi bunların birbirleriyle anlaşma potansiyelleri, şu son ikinci turda yaşadıkları çekişmeler vesaire. TİP'in mesela ben bu saatten sonra Türkiye'de siyasi anlamdaki Kürt hareketiyle eskisi kadar yakın, yani bir alışverişte bulunmak, muhalefet olarak ben de olmayanı senin cebine koyayım, o anlamında söylüyorum. Böyle bir takım alışverişlerden de uzak duracağını ve daha bağımsız bir çizgi izleyeceğini düşünüyorum. Seçim sürecinde aralarındaki gerginlikten dolayı. Bu gerginlik artık gerginlik olmaktan çıkacak bir mesafeye dönüşecek gibi görünüyor. Bence Türkiye açısından da iyidir. Öyle sıkı bir sol muhalefet olmasının Türkiye'ye yararı olacağını düşünüyorum. Ama tablonun bu tarafına geçtiğinizde Sayın Cumhurbaşkanı açısından bu bir akordiyon gibi. Hadi bu sefer öyle bir benzetme yapmış olayım. Akordiyondan kastım şu. Kritik zamanlarda akordiyonu açıp muhalefetteki desteğin bir kısmını kendi tarafınıza alabilirsiniz. Hmm. İşte bunun işaretini Kürşat senin söylediğin gibi Ali Babacan verdi o işareti. Dedi ki anayasa ile ilgili çalışmalarda birlikte olabiliriz. Evet. Buradaki bir başka yani parti... Onu bölecek, muhalefeti kendi içinde bölecek bir takım yasa tasarıları meclise getirip onu tartıştırıp gibi. Çok şey cazip olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı mesela sistemin revizyonu ile ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili bir perspektif ortaya koyduğunda muhalefet partileri arasında yine kuvvetli bölünmeler oldu. Yalnız Babacan'ın o sözleri öyle değil tam. Ben geçen hafta konu kaldığım için doğrudan kendisine sordum. Hı hı. Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni vardı ya, parlamenter evet. Sisteme dönüş metni. Eğer Erdoğan parlamenter sisteme dönüşü konuşacaksa oturup konuşabiliriz anlamında söylüyor. Revizyon olursa peki? Hayır, parlamenter sistem. Biz bir metin hazırladık. Kendisinin ifadesiyle evet. Söylüyorum. Biz bir metin hazırladık. Eğer anayasa değişikliği diyorlarsa bizim metnimiz ortada. Eğer bunu konuşacaklarsa konuşuruz manasında söyledim tamam. Diyor. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Hani tamam söylediğini şu belki... Şu tablodan biz... sonra herhalde hiçbir pazarlık şansı kalmadı muhalefet. Ay, buradan Ali Babacan önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpacak, onunla işbirliği yapacak yok. Eleştirilerine karşılık söylüyor. Bunu söyledi. Evet. Ama ben de diyorum ki o akordiyon modeli çalışacak. Yani belli konularda muhalefetin bir kısmı ister istemez Sayın Cumhurbaşkanı çizdiği çerçevedeki bazı çalışmalara katılmak durumunda kalacak. Ben örneğin doğru. Tezkere belki gibi. Yenilenecek. Biz ki bunu yaşadık tabii. Zaten benzerlerini. Yani şeyde ki tezkere önümüzdeki ay mı geliyor? Çünkü iktidar süresini bir ay geçiyor diye konuşuyorduk. Evet. Bir yıl mıydı bir ay mıydı? Ben tam hatırlamıyorum şu anda. Sanki bir aydı. Bir bakalım ona. Evet, onu da sayarız bir yerden. Bir parmak hesabı da ona yapar. Ben Kürşat. Millet İttifakı'nın hani Kürşat'ın sorusuna belki tam cevap olmadı ama bir arada durmasının zemininin kalmadığını düşünenlerdenim. Bu zemin eski haliyle değil. Hareketlilik anlamında bir tek şekilde yeniden ortaya çıkabilir. O da az önce söylediğim İmamoğlu'nun cesur bir çıkış yapıp bunun İYİ Parti'nin bulunduğu alanda bütünleşmesi. Burada başka ilginç bir şey var. Orası da şöyle önemli. Bu dört partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir müzakere oldu değil mi? Çok ayrıntılarını bilmediğimiz, kamuoyunun çok fazla detaylarını bilmedi. Temel argüman olarak şunu biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu onlara dedi ki benim adaylığımı destekleyin. Çünkü Sayın çok Akşener benim adaylığımı istemiyor. Daha 2024'ün ortasına evet. Kadar sürüyor. 18'e uzatılmıştı. Bir yılmış demek ki o konuşulduğu tarih. Yani hükümet süresini bir yıl geçiyor anlamındaymış yok, galiba. Yok 30 Ekim 2023. Suriye tezkeresi, Libya değil. Ha, Suriye ayrı. Aha, Suriye Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi 2 yıl daha uzatıldı. 30 Ekim 2021'de bu da demek oluyor ki 30 Ekim 2023'te dolacak. Evet. Yani. Süre var ama o tezkereden uzak duramayacak. Çünkü CHP, onu da şuradan hatırlıyorum. CHP tezkereye hayır derken gerekçe olarak bu iktidar kendi iktidar yani seçim sonrasına süresini. Kalıyor, aşıyor. Bunun bir de yabancı asker gibi bir gerekçe göstermişler. Evet, yabancı asker bir öncesinde evet dediği tezkerede de vardı ama o tartışmaya artık tekrar girmek istemiyorum. Çok tekrarladık çünkü o tartışmayı. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Burada yapılabilecek olanlar açısından. Sayın İmamoğlu'nun da bu dört parti var ya Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girenler. Bunlarla anlaşabilme zemini yok. Bir harekete geçtiği takdirde. Neden yok? Çok açık bir biçimde. Onun adaylığı şekillenmesin diye Sayın Kılıçdaroğlu o dört partiyle kapalı kapılar ardında müzakere yaptı. Onlara milletvekili verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. O bakımdan ben hep hareket alanını İmamoğlu artı Akşener olarak tarif ediyorum. Bunun da ortaya çıkmasının şu günlerde ortaya çıkan mesajlar üzerinden baktığımda
sandığımdan çok daha zorlaştığını ve böyle kısa sürede olmazsa da o ihtimalin yavaş yavaş siyaseten rafa kalkacağını düşünüyorum. Şöyle,